Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda Çeşme'deyiz. Vodafone'un çok önemli bir basın toplantısı oldu. Bu basın toplantısından sonra Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Engin Bey misafirimiz ve burada 3 önemli konu konuşacağız. Bunlardan ilki tabii ki bu toplantının gerçekleştirilme sebebi Vodafone Red First. Bunu ilk defa bugün ben burada duydum. Zannediyorum siz de şu an videoyla beraber ilk defa duyuyorsunuz. Vodafone Red First nedir? İzleyenlere ne gibi avantajları var? Evet, biz Vodafone olarak Türkiye'de aslında her segmentteki müşterinin ihtiyaçlarına uçtan uca cevap verecek ürünler ve servisler yaratmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda da 2010 yılında Türkiye'de Red markasının lansmanını yaptık. Vodafone grubu içerisinde de Red markası Türkiye'de doğmuş oldu ve bugün 9. yaşında. Red markası içerisinde de müşterilerimize pek çok ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu ayrıcalıkları hem GSM faydaları olarak düşünebiliriz. Yüksek internet paketleri, yurt dışında kullanım paketleri gibi ürünleri düşünebiliriz. Hem de GSM servislerinin dışında sunduğumuz ayrıcalıklar ve hizmetler var. Örneğin havalimanlarında hızlı geçiş, belirli markalarda alışverişte özel indirimler gibi pek çok faydayı sunuyoruz. Tabii 9 yıl içerisinde Red segmenti içerisindeki ve Red tarifindeki müşteri grubumuz da çok arttı, çok büyüdü. Red markasında bugün inanılmaz büyük bir ilgi var. Hem kendi müşterilerimizden hem de Vodafone kullanmayan müşterilerden önemli bir ilgi görüyoruz. Büyümeyle beraber bizim amacımız aslında her segment müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermek olduğu için Red grubu içerisindeki müşterilerin de hizmet ihtiyaçları farklılaşmaya başladı. Bu ihtiyaçlara yine cevap verebilmek adına Red segmenti altında Red First markasının lansmanını bugün yapıyoruz. Buradaki amacımız Red müşterilerine yine kendilerini çok özel, ayrıcalıklı ve özgür hissedebilecekleri avantajlar sunabilmek. Red First ile beraber hem 40 GB internet gibi çok yüksek internet paketleri sunuyoruz. Hem de 7/24 müşteri servisi, özel müşteri temsilcisi, çok özel Vodafone ürünlerinin ücretsiz verilmesi, örneğin güvenli depo gibi müşterilerimizin dosyalarını, fotoğraflarını depolayabilecekleri servisler, güvenli ağ gibi kendi mobil şebekelerini, kendi ağlarını, verilerini koruyabilecekleri ürünleri ücretsiz veriyoruz. Bunun dışında da Digiturk Play gibi farklı içerik ürünlerini de yine ücretsiz veriyoruz. Amacımız bu büyüyen Red segmenti içerisinde farklı ihtiyacı oluşan müşterilerimize yine sınırsız ayrıcalıklar, benzersiz bir müşteri deneyimi sunmak. Peki bu hizmetlerin karşılığında nasıl bir fatura ile karşılaşacak tüketiciler? Evet, Red First aslında tüm bu hizmetleri, 40 GB internet, yurt dışında ücretsiz kullanım gibi pek çok hizmeti 189 liraya tüm tüketicilere ulaştıracak. Bu arada ben potansiyel bir müşteriyim zannediyorum. Çünkü oturdum şimdi şeyi hesaplayacağım. Kalemi kağıdı alacağım. İşte ben yurt dışına çıkarken işte pul için bir bedel ödüyoruz. Transfer için bir bedel ödüyorum. Yurt dışında internet kullanıyorum. Onun için ayrıca bir bedel ödüyorum. Gerçekten oturup hesaplayacağım. Bir de benzer hizmeti rakibiniz de veriyor. Onunla kıyasladığınız zaman fiyat olarak ben mi yanlış hatırlıyorum? Avantajlı kalıyorsunuz gibi bir durum mu var? Ya fiyat olarak avantajlı kalmanın ötesinde aynı zamanda içerik olarak da rekabet edilemeyecek bir içerik sunduğumuzu düşünüyorum. Sağladığımız çok farklı servislerle. Dolayısıyla aslında çok makul fiyata çok geniş, zengin ayrıcalıklar sunuyoruz. Engin Bey, son güncellemelerle beraber yurt dışında yolcuların beraberinde getirdiği telefonlarla ilgili bazı kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlamalar sonrasında sizin cihaz satışlarınız da mevcut. Burada pozitif bir iyileşme oldu mu? Yani planlandığı gibi gitti mi işler? Evet. Tabii bu düzenleme henüz çok yeni ve bu düzenleme aslında yolcu beraberinde gelen cihazları kapsıyor. Yurt dışından cihaz alıp Türkiye'de kaydettirip kullanan müşterileri kapsıyor. Aslında daha önce yapılan düzenlemeydi de bu kısıtlanmıştı. Yani müşteriler artık birden fazla cihaz getiremiyor. Kendisi kullanabilecek sadece gibi bir takım düzenlemeler olmuştu. Buradaki amaç aslında Türkiye'ye vergisi ödenmemiş cihazların kullanımını azaltmak ve devletimizin yurt içindeki ürünlerden topladığı vergi yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ürünlerde de uygulaması. Amaç bu. Şu anda henüz bizim satışımıza çok etkisi oldu diye bir şey söylemek için erken olur. Ama tabii ki Türkiye içinden satılan cihazların toplam pazarını büyüteceğini düşünüyoruz. Yani burada çok önemli bir sağlayıcı olarak hem servis sağlayıcı hem de cihazları da tedarik eden bir global marka olarak bu düzenlemelerin gerçekten amacına hizmet edebileceğini düşünüyor musunuz? Belki bir güncelleme daha yapılarak tüketici tarafında biraz daha yaklaşılması, en azından yurt dışındaki ve yurt içindeki o fiyat farkının daha da optimize edilmesi için
alınabilecek önlemler konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olabilir, evet, bir deneyimli yönetici olarak? Evet, şimdi burada iki tane konu var. Bir tanesi aslında ikinci el cihaz satışları. İkinci el cihaz satışı piyasası Türkiye'de daha ekonomide kayıt altına alınıp daha genişletilmesi mümkün. Biz ikinci el satışlarını aslında bazı noktalarımızda denemeye başladık. Şöyle denemeye başladık. Zaten ikinci el cihaz piyasada her yerde bulunabiliyor ama bizim farkımız bu cihazların tekrar onarılması, ekranlarında, sistemlerinde, arkasında herhangi bir problem varsa bunun onarılması, paketlenmesi ve bir garantiyle beraber müşterilere sunulması. Vodafone güvencesiyle sunuluyor olması ve kontratlı satılabiliyor olması. Dolayısıyla da taksitli satılabiliyor olması. Biz bu pazarda çok önemli avantajlar olduğunu, hem ekonomimiz için çok iyi olacağını, hem müşteriler için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Burada bir takım düzenlemeler yapılabilirse Türkiye'de hem akıllı cihaz penetrasyonu artar. Çünkü şu anda cihaz yenilemede veya yeni cihaz alımında fiyatların artmasından dolayı oluşan boşlukları ikinci el piyasasını doldurabileceğini düşünüyoruz. İkincisi de müşterilerden aldığımız ürünler. Yani bizim müşterilerden eski cihazı getir, yeni cihazı al gibi kampanyalarımız var ve çok rağbet görüyor. Burada yapılacak düzenlemelerde de yine daha fazla cihazı toplayabiliriz. Yani şu anda çok fazla sayıda akıllı cihaz da aslında müşterilerimizin çekmecelerinde duruyor. Eski cihaz sizlerinde vardır muhakkak. 3 yıllık, 4 yıllık, 2 yıllık cihazlar çekmecelerde duruyor. Bunların tekrar ekonomiye kazandırılması gerekir. Bu ekonominin içerisine girerse bu cihazlar çok fazla kişiye de akıllı cihazı ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bence odaklanmamız gereken konular bunlar. Telefonların uçuk fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi önlemler alınabilir? Ne gibi çözümler bulunabilir? Evet. Tabii buradaki biliyorsunuz sabit maliyetler var. Bu sabit maliyetler ithalatta gelen minimum vergi yükümlülüğü ve her satılan cihazdaki fiyat üzerinden verilen belli vergi miktarları. Tabii ki burada teşvik edilmek istenirse buralarda yapılacak düzenlemelerle fiyatlar aşağı çekilebilir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.